Sevgili izleyiciler, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'na göre Türkiye cazibesini giderek kaybediyor. TEPAV raporuna göre Ekim ayı itibariyle yabancılar Türkiye'ye 10,7 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaparken yurt dışına yapılan yatırım ise 3,8 milyar dolar oldu. %35,9'a çıkan giden yatırımın gelen yatırıma oranı ise Ekim'de 14,1 puan arttı. Yabancı yatırımcı gelmiyor, yerli çıkıyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın yayınladığı Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden doğrudan yatırımlardaki gelişmeler raporuna göre, Ekim ayı itibariyle yabancıların Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım miktarı 10,7 milyar dolar olurken, yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlar ise 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani özel sektörün yurt dışına doğrudan yatırımlarının yurda gelen yabancı doğrudan yatırıma oranı %35,9'a yükseldi. Rapor son yıllarda Türkiye'nin doğrudan yatırımlar için cazibesini kaybetmeye başladığını gösterirken diğer yandan da yurt içindeki yerleşiklerin yurt dışındaki fırsatları daha yakından takip etmeye başladığına işaret ediyor. Raporda yatırımcıların kararları iç pazarın cazibesi, hukuki düzenlemeler, iş gücü maliyetleri, vergi yükleri, iş gücünün sahip olduğu beceri ve siyasi ekonomik istikrar gibi pek çok unsurdan etkileniyor. Derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar da yabancı yatırımcıların yapacakları yatırımlara ilişkin kararlarını etkiliyor denildi. Raporda yabancı yatırımların artması için yapılması gerekenler şöyle sıralandı. Güven ortamı iyileştirilmeli, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, ekonomideki güven ortamını iyileştirecek politikalar uygulanmalı. Hukuk sisteminde normalleşme sağlanması, hem Türkiye'nin kredi notlarının yükselmesi hem de yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisinin artması için kritik önem taşıyor. Evet, ekonomi konuşacağız şimdi bu rakamlarla birlikte. Telefon hattımızda Sayın Veysel Ulusoy var. Sayın Ulusoy, iyi akşamlar hocam, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi biz bugüne dair Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın rakamlarını bir de bankaların batık kredi miktarını 8 yılın rekorunu kıran batık kredi rakamlarını paylaştık. Durum yine iyiye gitmiyor ne yazık ki. Neler söyleyeceksiniz? Asgari ücret de açıklandı, 2020 lira. Şimdi tabii ta yeni ekonomi programı açıklandığı güne gitmek lazım. Bu bankaların kredi batıkları veya hukuki anlamıyla şüpheli alacaklarının tanımı için. Biliyorsunuz orada çok şey söylendi, çok anlatılmak istendi. Gerçi çoğunu biz ekonomistler de anlamadık ya da anlamakta güçlük çektik ama orada önemli bir vurgu vardı. Sayın Albayrak'ın vurgusu. O da şüpheli alacakların herhangi bir yöntemdeki o yöntemi biz çok iyi biliyoruz. Başka bir şekilde değerlendirilerek banka bilançolarından çıkarılması öngörülmüştü. Demek ki vurgunun orada olması bu oranların gerçekten çok fazla olduğu anlamına geliyordu. Zaten biz de dediğim gibi bunu çok iyi biliyorduk. Birilerine göre, bir kısım ekonomiste göre şüpheli alacakların oranı %4'lerde, 5'lerde gezerken diğerlerine göre kategorileri değişik olmak kaydıyla 10 ile 16 arasında değişen bir yapıda. Yani gerçekten artık bankaların kredilerini ya da mevduatlarını çeviremeyecek bir seviyeye gelen bu yapıyı temizlemeleri gerekiyordu. Zira bankalarında ödemek zorundalıkları dış borçlar vardı. Ama o dış borcu çevirmenin temel kaynağı da yine borçlanmaktı. Bu borçlanma sebebiyle bankalar artık dikkat ederseniz ellerindeki o kötü kredileri satmaya başladılar çok düşük fiyatla. En son bildiğim kadarıyla Akbank yaptı bugün. Ve yavaş yavaş da o kötü banka dediğimiz, yani İngilizce'de bad banking denilen kavramla, o transferleri devlet eliyle yaratılacak bir bankaya dönüştürme var. Ama sonuçta çözüm ne olursa olsun sizin de söylediğiniz gibi gerçekten bankaların bilançolarında çok kirli, temizlenemeyecek ölçüde bir para var. Kirliden kastımız yani artık alacağı imkansız para diyelim. Bu da ekonominin döndürme bağlamında çok negatif etkileri var. Diğer konuya gelelim isterseniz, asgari ücrete. Şimdi asgari ücrette duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum hocam, buyurun. Asgari ücret kavramında bildiğiniz gibi 2020 lira net dendi. Evet, evet. Ama zaten biz kaybettiğimizi almadık mı sizce? Yani %21 olan enflasyonun üzerinde bir zam yaptık deniyor ama zaten
Enflasyon Kasım ayında %26'ları bulan rakamlardaydı. Yani kaybettiğini aldı bir asgari ücretli. Ama sevindiği taraf şurası, asgari ücretinin bir orada bir eşit noktası var biliyorsunuz, 2000 lira. Herkes oraya fokus olduğu için evet 2000 lirayı geçtik ve artık rahatladık misali. Aslında öyle değil. Normal ücretlerde olduğu gibi asgari ücretin de beklenen enflasyona göre ek olarak verilmesi lazım. Yani asgari ücretli %26'yı aldıktan sonra önümüzdeki 6 ay ya da 1 yıllık süreçte beklenen enflasyona göre ek alması gerekirdi. Bu da tam da DİSK'in söylediği gibi 3 günlere varan bir mekanizma yaratıyordu, bir seviye yaratıyordu. Biz onu bekledik ama o zaten beklediğimiz olmayacaktı. 2020'lerde kaldık maalesef. Evet. Şimdi asgari ücretin açıklanması tabii tepkiyle karşılandı. Özellikle yandaş medya ve basında büyük müjde olarak, büyük zam olarak verildi ama sizin de söylediğiniz gibi yapılan zamları dahi karşılamıyor. Daha önceki rakamların çok çok altında. Büyük tepki var hocam. Şöyle bir şey, zaten asgari ücretin seviyesinin yüksek veya düşük olması şu noktada fazla da bir şey ifade etmiyor. Nedenini söylemek isterim. Şimdi dikkat ederseniz işsizlik rakamlarına ayrıntılı baktığımızda, ki çoğu kimse görmüyor bunu, görse bile düz bir şekilde yorumlamak istiyor. Türkiye'de çalışanların üçte biri, tam anlamıyla üçte biri zaten kayıtsız. Yani asgari ücretin de altında para alan, ücret alan kişiliklerdir, işçilerdir bunlar. Ve bir de bildiğimiz gibi asgari ücrete tabi olan kesim zaten gençler, yani 16 ile 24 yaşında, 24 yaş aralığında olan gençlerdir. Onların da %20'sinin ek olarak işsiz olduğunu biz zaten biliyoruz. Dolayısıyla verilen 2020 lira ya da 2500 lira olsa ne olurdu diyebileceğimiz bir kavramda asgari ücretin fazla bir anlamı olmuyor. Tepkiler olumlu olumsuz, sadece seviyenin, ücret seviyesinin algısına bakarak söyleniyor. Ama reale baktığımızda bu üretim mekanizmasının, yani sanayicinin de maliyetini yükseltmeyecek, aksine bir tehlikeye bizi getirecektir. Onu da vurgulamak isterim. Ne zaman asgari ücret yüksek seviyelerde olursa maalesef üniversite mezunlarının da yüksekte belirlenmesi gereken ücretlerini asgari ücret seviyesine çeken bir yaklaşımla karşı karşıya kalıyoruz. Bir örnek vereyim isterseniz zamanınız varsa. Buyurun hocam. Şu anda bir 4 yıllık 5 yıllık üniversite mezunu, örneğin iktisat fakültesinde veya işletme biliminde üniversite mezunu olan bir kimse 3000 lira civarında bir iş, bir ücret seviyesiyle işe kabul etmek zorunda kalıyor. Aradaki 1000 liralık mesafenin 4 yıllık 5 yıllık emeğin karşılığı olduğunu düşünebilir miyiz böyle? Evet, doğru. Yani maliyeti yükseltmemek için işveren de kesinlikle o 3000'i ya sabit tutacaktır ya da 2500'lere indirecektir. Bunu da vurgulamak isterim. Bir kenarda not almanızı isterim. Doğru söylüyorsunuz hocam. Önemli bir değerlendirme. Çok teşekkür ediyoruz yorumlar için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, şimdi dönelim. Membiç'e ilişkin son gelişmeler neler? Onu da değerlendireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Membiç operasyonuna hazırlanmaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Zeytindalı Harekatı'yla Afrin'i terör örgütünden kurtarılan Mavi Bereli komandolar Suriye'de birliklerden Membiç hattına kaydırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de ülkedeki askerlerini çekeceğini duyurmasının ardından terör örgütü PKK-YPG kontrolündeki Membiç'e ilk olarak Özgür Suriye Ordusu mensupları yöneldi. Özgür Suriye Ordusu'nun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin farklı noktalarından komandoları ve aralarında fırtına obüslerle çok namlulu roket atar sistemlerinin de bulunduğu ağır silahlarını cephe hattına göndermeye devam ediyor. Son olarak Afrin ve Elbap yakınlarındaki Türk üslerinde bulunan Mavi Bereli komandolar Suriye içinden Membiç sınır hattına doğru kaydırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye verdiği silahların kalacağına dair bir şey olmadığını ifade ediyor ve bu konuda planlamalar olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri ile bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini söylüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin IŞİD'e karşı sadece hava operasyonları düzenlediğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile göğüs göğüse mücadele ederek 3000'in üzerinde DAEŞ'liyi etkisiz hale getirdi, dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlar terör örgütü YPG'de kalacak diye bir şey yok ortada diyen Akar. Yukarıda liderler bir çatı çizip genel çerçeveyi belirlediler. Biz de Amerikalı muhataplarımızla bu çerçevenin içini dolduracak çalışmalar yapıyoruz. Planlamalarımız var. Başka taraflarla da temas halindeyiz. Dolayısıyla ortada olmuş bitmiş bir şey yok. Planlamalarımız nasıl hayata geçirilecek onu ele alıyoruz dedi. Amerikalı ve Rus yetkililerle görüşmelerin devam edeceğini de belirten Akar, Türkiye olarak bağımsız bir devlet olarak herkesle konuşuyoruz. Bu kapsamda Rusya ve Amerikalı yetkililerle görüşmelerimiz sürecek. Konuştuğumuz konular arasında terrifat da var, her şey var. Bunlar konuşuluyor. Hem ülkemiz hem bölge için yapılması gerekenleri yapıyoruz dedi.